Merhabalar sevgili futbol severler, Fenerbahçeliler. İstanbulspor Fenerbahçe maçının yorumlarıyla karşınızdayım. Başlığım Fenerbahçe yağmurları. Sezon başından beri hemen her maçında ciddi pozisyonlar bulup farklı skorlarla grup liderliğini Avrupa'da da Türkiye Süper Ligi'nde de liderliği hak ederek çok çok önemli bir futbol resiteli sunarak bizlere gösterdi Fenerbahçe. Bugün zirvedeki en yakın rakibiyle puan farkını Adana Demirspor'un puan kaybetmesiyle beraber 3'e çıkardı. Diğer takımlarla da 4-5 puanlık farklar ve Fenerbahçe'nin daha ligin başları sayılabilecek ki bence 3'te 1'i gibi bir döneme bitti. 3'te 1'ine çok az kaldı. Eksik maçını da oynamış yani oynamamış bir maçı eksiğine rağmen en yakın rakibine 3 puan fark atmış bir Fenerbahçe. O haftayı da dolu dolu geçirirse 6 puanlık bir fark. Diğer takımların tabii maç durumlarına göre değişir. Fenerbahçe hep aynı ezberleri yaşayan ve bunu elindeki geniş kadroyu rotasyona sokarak sağlayan bir hocaya sahip. Maç sonrası tribünlerle bütünleşmesi, yedek oyuncuların sahaya katılımı, oynayan oyuncularla beraber hareket etmesi hiçbirinin yedek oyuncu olmadığını işaret eden çok çok önemli bir tablo. Bunu her maçta hemen hemen görüyoruz. Ciddi bir bütünlük yakalamış durumdalar. Onun dışında müthiş bir taraftar kitlesi ki Olimpiyat Stadı'nın kurala göre sanıyorum %5'ine rakip seyirci girer. O açıdan ciddi bir seyirci avantajı aynen Cuma günkü Galatasaray maçında olduğu gibi ikinci maçı Olimpiyat Stadı yaşadı. Bu açıdan kendine nazaran kadro dezavantajı olan bir takım İstanbulspor. Maç öncesi Fatih Tekke'nin açıklamalarında yeni hocası İstanbulspor'un aslına bakarsanız sahada yaşandı. Şunu söyledi. Fenerbahçe çok hücum ediyor, çok gol atıyor diyorlar ama zaten yayınlarımda hemen hemen söylediğim şeyler. Hani genel bir squad, bir istatistik verisine baktığınız zaman bunu görürsünüz. İşin enteresan tarafı, bunu daha önceki yayınımda söyledim, açıp bakabilirsiniz. Fenerbahçe topu kaptırdıktan sonra geriye de koşuyor. Yani kaptıran yerinde durmuyor. Takım olarak topun arkasına geçmek veya topu bir an önce kazanmak tekrar hücuma dönüştürme adına da önemli yeteneklerine güveniyor ve dolayısıyla gafil avlıyor rakiplerini. Zaten bir kaliteniz var. Oynadığınız alanda bu kaliteyi gösterebilirsiniz. En az rakip kadar koşun derler bu tip takımlara. Fenerbahçe bunun ötesinde Avrupa'da da oynadığı için, rotasyonlu gittiği için hemen her oyuncunun bu oyun planına adapte olduğunu görüyorsunuz. Yani isimlerden tamamen bağımsız söylüyorum bunu. Yani İrfan Can Kahveci'nin bile rakip kovaladığı, ki böyle bir oyuncu değil, yetenekli bir oyuncu, şut atan, gol atan, pozisyon hazırlayan bir oyuncu, topu kaptırdığı yerde ekonomik oyunu seçerek baskı yapıp top kazanıp tekrar hücuma dönüştürmeye çalışıyor. Bencillik ortadan kalkmış. Ki Batshuayi Valencia girdikten sonra Valencia uyumlarına baktığınızda hücum hattında bunlar çok önemli veriler. Yani takım içerisinde kendine oynayan demeyeyim, kendine oynamadan takımı oynadığınızda kendinize yarar sağlayan bir anlayışla oynuyorsunuz. Bu şampiyonluk için çok önemli veriler bunlar. Tabii ki çok uzun bir maraton var. Yani bu maratonun içinde ne olur, ikinci yarılar bir hayli hedef maçları oluşmaya başlayacak. Ama bu hedef maçlarına göre hazırlık evresinde olan bir Fenerbahçe görüyoruz. Yani Dünya Kupası'nda bir ara verilecek, birçok oyuncu gidecek, gelecek, neler olacak göreceğiz bunları. Ama Fenerbahçe'nin bugüne baktığınızda ligin en iyi oynayan takımı, tabii ki bu istatistiklere yansımış durumda, olduğunu söylemekten kimse uzak duramaz. Ama bir gerçek var ki, bu çok önemli bir gerçek. Geçen sene Trabzon, ondan önceki Başakşehir, ondan önceki işte takım Beşiktaş, son 4-5 senede şampiyonluklara baktığınızda şampiyon olan takımlardan ziyade diğer takımların oynadığı maçlarda sıkıntılar oluyor. Oynayan oynuyor, puanını alıyor, kazanıyor, hak ederek alıyor, kazanıyor. Ama zirvede rahat olabilmesini sağlayacak imkanlar maalesef daha önceki yayınlarda da söyledim. Futbolumuzun kalitesini ve o heyecanını öldürüyor. Onu söylemeye çalışıyorum. Ve bu açıdan Fenerbahçe'yi takdir etmemek mümkün değil. Yani bir futbolu seven ve futbolu yorumlayan biri olarak bunları söylemek zorundasınız. Bu açıdan bugün oynanan karşılaşmada oynayan oyuncular Ali Özkü solda oynadı. Devamlı oynayan değil. Yani kadroyu sayarken çok sık değişkenlik gösteren bir kadro.
Hani golleri atanlar daha fazla anıldığı için onlar daha fazla ön plana çıkıyor olabilir. Yani İrfan Can Kahveci bugün güzel bir gol attı. Klasik, klişeleşmiş ama harika bir gol attı. Onun dışında Batshuayi 3 gol attı. Valencia 1 gol attı. Batshuayi Beşiktaş performansı bundan aşağı kalır değildi. Bunu her fırsatta söyledim. Ben Batshuayi'nin hani Beşiktaş'ta o kafalarda oluşan imajı, hani çok pozisyon kaçırma imajı bizde şöyle bakılıyor. Yani onları atamamış olması istatistiksel olarak gole yansımıyor sadece. Oralara girmesi ve bunu çok fazla araması büyük takımlar için bence önemli bir veri. Keşke ben bir Galatasaraylıyım. Keşke Batshuayi'yi transfer sürecinde bu üç forvetten biri olarak değerlendirseydi Galatasaray. Arayışını bu şekilde bir sene ligde oynamış, Belçika milli takımının Lukaku ile beraber yükünü taşıyan önemli bir santrafor. Evet, biraz merkez santrafor gibi gözükmese de bu tip kaliteli oyuncular arasında iş yapabilecek bir santrafor ve bunu Avrupa'da ve Türkiye Ligi'nde çok olumlu bir oranda gösteriyor zaten. Onun dışında geçen hafta Jesus'un Altay ile ilgili yapmış olduğu açıklamaları her ne kadar gönlümüzü hoş etse de böyle birisi söylüyorsa buna göre hareket etmeliyiz diye düşünsek de ben biraz böyle 50-50 bakıyorum olaya. Neden? Bu tip sahiplenmeler tabii ki çok önemli. Yani kaleci bir takımın en önemli parçası. Hele bu oyun anlayışlarında çok önemli. Ayaklarına çok hakim bir kaleci değil Altay belki. Ligimizde de öyle çok az. Bir iki tane diyebiliriz. Böyle kaleci var. Bugün de mesela yenilen gollerde zamanlama ve güvensizlik hatası var. Yani birine sahip çıkıyor olmanız aslına bakarsanız birçok kişinin hedefte tuttuğu bir oyuncuyu tekrar bir hedefe koymak demek gibi geliyor bana. Kendimde de yaşadığım için çok iyi biliyorum. Altay genç bir kaleci, çok iyi bir kaleci. Gelecek vaat eden hatta Fenerbahçe gibi büyük bir takımın kalesini koruyorsa o geleceği yakalamış ama daha fazlasını istiyorsa da bu piyasası açık birisi. Şimdi bu kişilikle alakalı kaleciler ve santraforlar biraz yalnızlardır. Bilhassa kaleci biraz daha yalnızdır. Hani santrafor 10 tane kaçırır, bir tane atar, golcü sıfatını devam ettirir. Kaleci 10 tane kurtarır, bir tane yer. İşte bu ters orantıdan çıkan sonuç şu, bu psikolojiyle alakalıdır. Hala bir özgüven eksikliği olduğunu düşünüyorum Altay'ın. Yani bu oyun planının kalecisi biraz daha ayaklarına hakim, daha teknik bir kaleci olsa daha tercih edilebilir olur. Altay daha çok ceza sahası çok pozisyon yiyen, bu pozisyonlara üst üste refleksler gösterebilen bir kaleci. İşte bu yadırgamayı Fenerbahçe'nin bu seneki oyun anlayışında Altay yaşıyor. Onu da ifade edelim. Jesus'a tabii ki saygı duyuyorum. Ama zaten hedefteki olan bir şeyi görmezden gelip oynattığınız müddetçe ona ne kadar güvendiğinizi gösteriyorsunuz zaten. Bunu eylemleriyle yapmak daha doğru olurdu diye düşünüyorum. Sonuçlar gelirken bazı şeyler tartışılmayabilir ama aksi sonuçlarda tartışılacak isim olmaktan çıkarmak istiyorsanız Altay'ı aksi sonuçlarda biraz olayı akışına bırakmak lazım. Her ne olursa olsun Jesus'un bu hamlesini veya bu düşüncesine saygıyla bakıyorum tabii ki. Biraz sorularınıza bakacağım. Fenerbahçe 5-2'lik bir galibiyet aldı. Aslında maçtan veya bundan önceki istatistiklerden yola çıkarak hareket edersek böyle bir sonuç bekleniyordu zaten. İstanbulspor'dan çok büyük bir sürpriz olsa olurdu. İnanılmaz kötü goller yiyorlar. Pozisyon almadaki bilgileri çok kısıtlı. Belki de Süper Lig oyuncusu diyemeyeceğimiz oyunculardan kurulu. Çünkü geliş ve mütevazı bütçeleriyle şu andaki ligde bulundukları yer durumu özetliyor. Hani ayakta kalmaya, tutunmaya çalışıyorlar. Kafaları hala çıktıkları ligde ve bu oyun anlayışı ne kadar kompakt oynamaya çalışırsanız çalışın. Pozisyonu veya golü yedikten sonraki oyun planınızı değiştirmeye çalıştığınızda bu ciddi sıkıntılar olur. Bugün 1-0'dan sonra çok değiştirmediler. 2-0 oldu, ikinci yarının başında golü buldu. Aslında oyunu bu şekilde korumaları gereken anlarda çok ciddi pozisyonlar verdiler ki böyle bir takıma karşı. Ve iki tane birbiri kopya gol attılar. Burada Altay'ın oradaki zamanlama hataları çıkmakla çıkmamak arasında kalması, defansın yani göbeği sıkışarak değil, daha doğrusu kanadı açsalar golü geciktirirler. Göbekten gelen iki pozisyon var. Kalecinin
Çok hatalı diyemeyeceğimiz çıkışında ve zamanlamalarında belki dengelerini takımın bulunduğu yere göre ayarlaması lazımdı. Daha bir önde olması lazımdı mesela o pası vermeden önce. Veyahut da tamamen rakibin üstüne çıkmadan biraz daha bekleyip arkadaşları yetişecek yetişmeyecek noktasını bekleyip değerlendirebilirdi Altay. Ama 5-2'lik bir galibiyet bütün her şeyi silecek mi? Jesus'un kafasında sileceğini düşünmüyorum. Jesus bugünden itibaren yenilen iki goldeki hataları defans bloğundaki ki bunu maç öncesi ısınmalarda görüyoruz. Kendi oyuncularına anlatacaktır. Bunu düzeltmeye çalışacaktır. Avrupa Kupası'nda biliyorsunuz Rennes maçında yenen golleri, oradaki konsantrasyon eksikliklerini görünce, bir de bu iki golü görünce bunlar üzerine yoğunlaşacaktır. Atılan beş golden ziyade bunu oynarken bu dönüş reaksiyonlarında o sıkıntıları çözmeye çalışacaktır diye düşünüyorum. Fenerbahçe şu anda ligin en iyi futbol oynayan takımı ve Fenerbahçe'nin bugünkü temposuyla ve oyun anlayışıyla ligde yenemeyeceği takım yok. Yok yani bir tek İstanbul Başakşehir diyorsunuz. O maçta hani belki Başakşehir Beşiktaş maçı ölçüsüyle oynar, sonlarda atar veya atamaz puan kazanabilirdi ama o maçta bile Başakşehir'e ciddi bir üstünlük sağladılar. Bu açıdan o üstünlük gole dönüştüğü zaman da tutulmaz ve gol yağmurları, Fenerbahçe yağmurları başlığını taşıyacak şekle dönüşür. 103 gollü bir şampiyonluk senesi ben o zaman lise öğrencisiydim. Daha doğrusu liseyi bitirmek üzereydim. Öyle söyleyeyim. O dönem çok iyi hatırlıyorum. Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi bir sene öncesinde Lukovcan vardı galiba. Deplasman'da 5-1 yenmiştik Sakaryaspor'la. Daha sonraki sene de Oğuz abiler de oynuyordu o kadroda. Fenerbahçe'ye gittiler. Beni de istemişlerdi ama ben tabii yaşım tutmadığı için, kulüp de vermediği için gidememiştim. İsabet olmuş belki de. Bursa'ya gittim. Bursa'dan daha pişerek Türk futbolunun içerisine girdim. Bunları böyle değerlendirebiliriz. Fenerbahçe çok gol atıyor, çok kolay gol yiyor. Doğru. Ama hangisini tercih edersiniz? Bence yani Fenerbahçe gibi takımların, geçmişte büyük zevkler vermiş, şampiyonluklar yaşamış takımların, yani böylesine coşkulu oynaması ki birçok maçta da bunu düzeltmeye yönelik oynuyorlar. Dediğim gibi karşısında güçlü ve oturmuş takımlar bulduğunda Rennes maçında ki atletik takım çok kaliteli oyuncular yok ama çok atletik ve çok çabuk oynayan bir takım Fransa Ligi'nde şu anda dördüncü sıradalar. 3 gol yedi ama o 3 golden sonra dönebildi yani. Asıl veri elimizdeki veri bu. Sevinilmesi gereken veri bu. 3-0'dan sonra bir takıma karşı tabii Rennes hocası ve bazı oyuncuların hataları olabilir ama futbol bu yani hataya zorluyorsunuz. Ben öyle düşünmüyorum yani. 5-2'lik bir maç. Birçok maçta da bu skorları hemen hemen yakalayan bir takımla ilgili seyircisine, futbol severlere zevk veren bir takım görüntüsü çiziyor. Diğer takımların önü kesilir. Ufak tefek kimin daha iyi olduğunu görüp ona göre pozisyon alan arka planda rejimin aktörleri olabilir. Planlar olabilir. Ama bunun ileriki haftalarda ne doğuracağından ziyade bugüne kadar bu şikayete mazhar olan durumların yaşanması zaten puan farkını açtı. Yani bugünden sonra düzelirse ne olacak ki yani? Herkese düzelsin bugünden sonra. Aynı tas aynı hamam gider. Olan olmuş. Atı alan Üsküdar'ı geçmiş. Ve bu rejimin, bu sözün sahipleri, bu rejimin aktörleri, irili ufaklı bütün kurumları kendi inisiyatifleri doğrultusunda yönetiyorlar yani. Ne istiyorlarsa o. Bahis şirketleri ellerinde. Aklınıza gelebilecek her şey ellerinde. Daha ne dememi bekliyorsunuz bilmiyorum. 30 saniyede yapar mısın sohbet aralarında mesaj sürecini? Hocam Fener şampiyon diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Yani ligin daha çok başı, çok sular akar diyoruz. Bazı takımlar oturacak. Şenol Güneş geldi. Okan Buruk takımını yavaş yavaş oturtmaya başladı. Bir sürü de sıkıntı yaşadılar. VAR sistemiyle alakalı. Birçok farklı takımda yaşadı. Bu haftanın iki gol atamayan takımı var arkadaşlar. Deplasmanda iki gol atamayan takımı. Karagümrük içeride, deplasmanda da Antep takımı gol atamadı. Yani Galatasaray'ın bu yönleriyle Fenerbahçe'nin farklı yönleri düşünüldüğünde ki ligin en top diyebileceğimiz kadro avantajları açısından takımları bunlar. Bunları düşündüğünüzde kimlerin ne yapmaya çalışıyor? Galatasaray çok pozisyona da giriyor, atamıyor. Hani bugüne kadar o pozisyonları atabilmiş olsaydı Fenerbahçe ile kafa kafayaydı zaten. Trabzon'da 3 tane net var ki Trabzon'dan galibiyeti almaları içten bile değildi. Öyle değil mi? Adana Demirspor maçı keza. Birçok karşılaşmalarda istatistiklerde ne kadar gol pozisyonuna girdiği söyleniyor. Ama işte biraz yaşlı, biraz hiç oynamamış forvet oyuncularının yavaş yavaş lige
ısındığında ve kadro oturmaya başladığında çok daha iyi şeyler yapacaklardır. Ben Fenerbahçe'yi beğeniyorum ve bunu da anlatıyorum gayet futbol adı altında. Nermin teyzemin ve Selmet amcamın İsmet yazmışsınız. İsmet abi babamın yanında ona bakan, destek olan biri. Olimpiyat maçın stadında maç izlemek, evet öyle maalesef. İsmail Bayındil, cevap verdim ben çok defa. Ahlak ve ahlaki kriterlerle verdim ama bu kriterlerin, yani bu silaha sahip olmadığı için, yani silahsız olduğu için daha fazla cevap vermek istemiyorum. Yani ahlak çok önemli bir kriter. Ahlaksızlığa cevap vermek zorunda değilim. Onu hukuk önünde, inşallah günü gelince size dua edin. Hukuk önünde bir de yüzüme söylerse, daha önce söyleyemediği yüzüme, yanımda yalaka gibi gezen bir adamdı yani. Şimdi bunları söylüyor. Neyse, önemli değil yani. Konumuz bu değil. 25 yıl top koşturmak şu an süreç yormadı değil mi Hakan Bey? Evet, şu anki süreç kadar yormadı. Haklısınız. Evet, Kadir doğru söylüyor demiş. Kadir ne diyor? BCK derbisinde Mata oynamalı mı ilk 11? Zannetmiyorum yani. Ya Mertens oynamayacak demek bu. Mertens bana göre Karagümrük maçında oyunda kaldığı sürede, değişene kadar iyi oynadı. Mata, ikisi de çok önemli oyuncu ama ikisinin aynı anda oynayabileceğini düşünmüyorum. Yani çift santraforla oynayamazsınız. Mertens ve Mata'yla tek santrafor. İşte diğerleri önemli yani. Ben hani söylediğimde belki bana çok kişi kızdı. Kerem ve Yunus'un büyük takım kanatları olmadığını ifade etmeye çalıştığımda, hani daha dengeli olmalılar. Duvara çarpar gibi değil. Ya yani mesela İrfan Can Kahveci bir kanat oyuncusu mu? Hani direkt bir kanat oyuncusu mu? Edin Visca gibi. Mesela birçok oyuncu sayabilirsiniz. Ama faydalı oynuyor. Gol atıyor, pas atıyor. Biraz da güçlü olduğu zaman farkını hissettiriyor. Bu açıdan biraz daha dengeli oyunculardan kurulmalı. Hızını, durduğu anı, dripling yapacağı zamanı, topsuz defans arkasına koşacağı zamanı belirleyen, birçok farklı özelliği barındıran oyuncu kanat oyuncusudur. Alan değerlendiren. Driplingle veya topsuz koşusuyla. Ben Galatasaray'da böyle oyuncu görmüyorum, açık söyleyeyim. Kanat oyuncusu. Yani Rasiçka hani bir nebze İrfan Can Kahveci gibi değil. Ki daha da iyi olacağına inanıyorum. Yani bu biraz daha geldiği yerler, oynadığı ligler, nasıl bir kanat oyuncusu olmalarının cevabını biraz daha diğerlerine nazaran veriyor. Dediğim gibi de oldu. Yunus'u yavaş yavaş kesti Okan Buruk. Sonradan oyuna sokuyor falan. Yani bu büyük takım havasını kaldırmak o kadar kolay değil arkadaşlar. Yani. Açık söyleyeyim. Türkiye Millet Meclisi üyesiydin. Evet, milletvekiliydim. Meneku nedir? Onu bilmiyorum. Meneku nedir? Bir şey yazmışsınız. Vardır bir hinlik. Yapmış olduğunuz futbol yorumları gerçekten güzel. Acaba sadece futbolla mı kalsanız? Keşke. Ben futbolla kalmaya çalışırım ama futbolu başkaları, eşim çayımı getirdi. Teşekkür ederim. Limonunuz var mı Beydan? Limon da alırsam iyi olur. UEFA şansı nedir FB'nin? Evet, güzel bir soru. Hemen daha bu ilk gelmişti. Emir Bey sormuştu. Ben yayın açılmadan önce görmüştüm. Fenerbahçe'nin UEFA şansı en az o ligde oynayacak takımlar kadar vardır. Neden? Eğer lider bitirirse, son hafta herhangi bir sürpriz olmazsa, ki favorisi grubun liderlik favorisi Fenerbahçe, hala elindeki bu kadro ve bugüne kadarki çizdiği performansla. Şöyle lider bitirirse Şampiyonlar Ligi'nden gelenlerle oynamayacak. Bir avantaj mı dezavantaj mı? Daha ileriki turlarda daha güçlü takımlarla karşılaşma ihtimaliniz var. Kuraya biraz bağlı. Bugüne kadar ki oynadıkları oyunun, Avrupa kupalarında bilhassa Rennes'e karşı oynadıkları oyunun bir ölçü olduğunu, diğer takımlarda teşekkür ederim canım. Diğer takımlarda bilecektir ve artık işin boyutu değişecektir. Ama her şeye rağmen Fenerbahçe'nin bu oyun anlayışıyla, evet bazı eksikleri, hataları, defansif bloktaki sıkıntıları mutlaka ki var. Ama inanmıştık ve yakalanmış olan bu motivasyon ve bu coşku çok şey katacaktır. Çünkü bir açlık var. Futbolda açlık çok önemli bir avantajdır. Yani bu açlığı oluşturan da takımın hocası Jesus'tur. Yani bir yere çıkıyorsanız, oynuyorsanız bir hedefiniz olmalı. Hedefe giderken de beraber hareket etmelisiniz. Bu beraberliği sağladığı için bugüne baktığınızda bunu görüyorsunuz. Gelecekte ne olur bilemiyoruz.
Fenerbahçe'nin Avrupa Kupası'nda daha üst turlara çıkma şansı çok yüksek bence. Bugüne bakarak söylüyorum. Ne değişecek? Bir ara olacak biliyorsunuz yani. Gruptan çıktınız, çıkamadınız. Çıktınız da hani birinci çıktınız, ikinci çıktınız. Sonra bir süreç yaşanacak. O süreçten sonra önümüze neler gelecek? Bugün söylediğimiz şeylerin hiçbiri belki de o süreçte geçerli olmayacak. Hani bugünden bir şeyi kestirmek mümkün değil. Kendini yalnız, yok, hiç Allah'a şükür hissetmiyorum yalnız. Tabii ki üzülüyorsunuz, kızıyorsunuz. Bazen o şeye düşüyorsunuz ama dediğim gibi Eyüp Dağ iyi akşamlar demiş. Bizden de iyi akşamlar Eyüp Bey'e. Alanya maçında hakem olmasa 6-7 olurdu. Kesinlikle katılıyorum. 2 puanı çaldılar. Daha çaldıkları, VAR'a gitmeyerek çaldıkları Galatasaray adına puanlar var. Onu söylüyoruz ama Kral Cansın demiş Taner. Teşekkür ederim. Seni Galatasaray'ın hocası olarak görmek istiyorum. Okan'la devam edin yani. Böyle bir 5 sene en azından kendinize ona emanet edin yani. Bu kadar çok çabuk en ufak şeyde değiştirme falan. Çok dağıttılar Galatasaray'ın iç bünyesini. Rejim dağıttı tabii. Rejimin mevcut gözükeni bir de gözükmeyin derinleri var ya, Galatasaray'ın içinde de var onlar. Maalesef onlar dağıttı Galatasaray'ı. Büyük paralar saçtılar. Saçma sapan işler yaptılar. Söyledik, dinletemedik. Sakal bıraktık sonra. Yine dinletemedik. Evet, PES mi FIFA mı? İyiler kaybediyor kral. Hiçbir zaman kaybetmez. Kazanır. Hani kazanmaktan kastettiğiniz ne bilmiyorum ama kazanır yani. FIFA World Cup. Gözünüzü kaparsanız gerçekten kaçırmış o Hakan Şükür. Evet, Taner FIFA böyle bir kendi organizasyonu ile ilgili kendi kitapçığında ve tarihinde olan bir rekoru paylaştı sadece. Hani bazı arkadaşlar futbolculuğumu, başarılarımı övüyor, işte karakterime laf söylemeye falan çalışıyor ya, işte o karaktersizler, o sapıtmışlar, onların benim futbolculuğumla ilgili bir şey söylemesine benim ihtiyacım yok. Bunlar gözüken gerçekler yani. Hani onu söyleyerek bunu kabul ettirmeye çalışmak da o bir karaktersizlik, bir ahlaksızlık, geçmişte söyleyemediğin ama söyleyemediğin, cesaret edemediğin veya öyle olmadığını bildiğin, sevdiğin, beraber aynı ortamı paylaştığın arkadaşlarını satmak. İşte YouTube, daha fazla seyredilmek, daha farklı şeyler söyleyip insanların ilgisini çekebilmek, benim gibi düşünmeyen insanlara bu sözlerinizi inandırmak böyle mümkün olabilir. Ama güneş balçıkta sıvanmaz. Netice itibariyle herkes kimin ne olduğunu bilir. Zaman da en iyisini gösterir. Hukuk da gün gelecek en iyisini gösterecek o arkadaşlara. Birçoğu mahkemelik oldu zaten. Sonuç alır almayız bakacağız. Sevgili futbol severler, beğenilerinizi sunarsanız demiş Yusuf Demirezen. Çok teşekkür ederim. Beğeni çok önemli. Bizim vitaminimiz, bizim motivasyonumuz, daha fazla insanın seyretmesi. Rakamsal olarak demiyorum, daha fazla insana duygularımızın, fikirlerimizin iletilmesi adına önemli. Dünyanın kralı demiş Levent Bey. Estağfurullah, teşekkür ederim. Abi çok güzel yorum yapıyorsun. Cidden senin iyi biri olduğuna Ege Birgül, evet sempati kazanmışım. Oğuzhan Uğur, babası Oğuzhan değildir de babası bayağı bir sıkılır böyle durumlardan. Okan Hoca sizce bizden daha iyi ne biliyor, tanıyorsunuz? Başarabilir mi, çıkar mı bu kurtlar sofrasından? Çok zor yani, çok zor açık söyleyeyim. Futbol sahası adına söylemiyorum yani, oradan çıkabilecek bilgi, deneyim, tecrübeye sahip. Ama dediğim gibi yani belirleyicileri var bu işin maalesef. Hani ona birisi arka planda şöyle dese ne diyebilir mesela? Sen bu sene idare et. Öyle diyorlar yani, Türk futbolu böyle dönüyor. İnan Kıraş da söyledi zaten. Hani birilerinin önünü açacağız dedi. Birisi dese ne diyebilir ki yani? Çıkıp kamuoyuna bana işte böyle böyle dediler. Biz bu sene şampiyon olamayız mı der. Mücadele edecek. Elinden geldiğince bildiklerini anlatmaya ve yaşatmaya çalışacak. Çok teşekkür ederim Leo Gordon. Bir Fenerbahçeli olarak Türkiye'nin gururusun demiş. Teşekkür ederim. Nicat Uksuduyev. Çok selamlar. Tok hakkında ne düşünüyorsun? Bir arabanın üretilmesi çok önemli ülkemizde. Ama yani bütün parçalarının hemen hemen yabancı olması, hani yerli bir araba olmaktan uzak, ciddi bir tartışma konusu bu. Ben ona şöyle diyorum yani, sosyal medyada da yazdım. Yani kimileri tok, yani arabanın ismi tok, millet aç.
Yani bakacağımız yer %90, %95 oranında halkın açlığı noktasıysa arabanın bir anlamı yok. Yani onu kullanabilecekler bellidir zaten. Bu ve bunun gibi şeyler, görsel şovlarla, sanatçı fotoğraflarıyla, futbolcu fotoğraflarıyla, insanları böyle korkutarak, konuşturarak, kendinize siyaset üretmeye çalışmak gerçeklerden kaçmak demek bence. Yani bu işlere karnımız tok. Yani bir yayın çekseydim, bu işlere karnımız tok. Yani milletin ne yaşadığıyla ilgilenmemiz lazım. %90, %95'inin parasını vererek alamayacağı yabancı bir üretimin, çok büyük bir oranda yabancı bir üretimin çok fazla bugün konuşulacak ve siyasete etki edilecek bir tarafı yok. Ama maalesef toplum böyle. Ağzında dişi yok, nefesi kokuyor, açlıktan sürünüyor. Onu dinle kandırıyorlar. İşte bu ve bunun gibi yol yaptı, araba yaptı. O yolu da 3 liraya yapacakken 103 liraya yapıyor. 100 lirayı paylaşıyor beşli çeteyle. Kendi kasalarıyla paylaşıyor. 3 liraya yapması gereken şey 103 liraya oluyor. Milletin kasasından gidiyor, yol yaptı diyor. Ya çalmaya yol yaptı derseniz ona katılırım. Ki genel manada sayıştay raporlarında gözüken bu ve bunun gibi şeylerin sorgulanmadığı bir ülkede yaşıyorsanız fazla bir söze gerek yok. Teşekkür ederim. Beni dinlediğiniz için Fenerbahçe'yi tebrik ederim. Beşiktaş bugün hakeza 5 golle aynı skorla kazandı. Şu ana kadar sanıyorum 29 gol var. 2 maç var. Yarın Sivasspor ve Başakşehir'in ayrı ayrı maçları var. Onları seyredeceğim mutlaka. Yorumlar mıyım? Hafta başı olduğu için bilmiyorum. Ama güzel bir hafta, gollü bir hafta oldu. Umarım derbiden önce bir yayında buluşacağız. Derbiyi değerlendireceğiz hep beraber. Onun saatini duyururum. Bir de hafta içerisinde röportaj teklifleri demeyeyim. Böyle hasbihal teklifleri. Memduh Bayraktaroğlu çok değerli büyüğümle. Bu dönemde YouTube'dan tanıdım kendisini. Babamın arkadaşı. Onunla bir söyleşi yapacağız. Ve peşi sıra kendim ve bazı yerlerde bu söyleşilere devam edeceğim. Takipte kalın. Sorularınızı mutlaka o platformlarda da sorun. Hiçbir sorunuz cevapsız kalmasın. İstifam olmasın kafanızda. Tüm içtenliğimle her şeye cevap vermeye çalışıyorum. Herhalde bunu anlıyorsunuzdur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka yayında görüşmek üzere.